Pasperal'dan herkese merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu... Ya da size kısaca göstereyim. Hızlı ve pratik bisiklet zinciri temizliği. Kendimden bahsetmek gerekirse ben bisiklet temizliği konusunda çok titiz ve hassas bir insanım. Hatta arkadaşlarım bana söyler, sen bu bisikleti hiç kullanmıyor musun? Bunun ayna kolu neden bu kadar temiz? Hiç mi kir olmaz arkadaş? Gibisinden yorumlar yaparlar. Bisikletimin güzel görünmesini seviyorum. Temiz görünmesini seviyorum. Yeni gibi görünmesini daha doğrusu seviyorum. Bu yüzden arkadaşlar bisikletimi sık sık temizlerim. Tabii ki arkadaşlar bisiklet temizliği kişiden kişiye göre değişir. Kişi kendi şartlarına göre bisikletini temizler. Ben mesela kendimden örnek vermem gerekirse bir öğrenci yurdunda yaşıyorum. Bizim bir bahçemiz yok. Ve eğer bisikletimi su ve deterjanla temizlemek istersem şayet sokağa çıkmam gerekiyor. Sokakta bisikletimi temizlemem gerekiyor. Ama ben yurt dışında yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Eğer Almanya'da sokakta bisiklet veya araba yıkarsanız şayet su ve deterjan da kullanırsanız yolu tamamen kirletmiş sayılıyorsunuz ve genelde komşularınız sizi şikayet ediyor. Zaten bunu kimse yapmıyor çünkü böyle bir gelenek yok burada. Bizim ülkemizde biliyorsunuz arabanızı suyla istediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz sokakta. Hatta bizim ülkemizde yolu yıkamak denen bir olay vardır toz kalkmasın diye. Ama Almanya'da böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Hatta bunun cezası var. Kesinlikle arabanızı sokakta yıkamıyorsunuz. Aynı şekilde bisikletinizi sokakta yıkamıyorsunuz arkadaşlar. Bisikletinizi su ve deterjanla yıkamak biraz tartışmalı bir mevzu. Biliyorsunuz arkadaşlar su ve deterjan yağı çözer. Bisikletinizin oynayan parçalarında da belli miktarda yağ vardır. Eğer bisikletinizi su ve sabunla yıkarsanız şayet bisikletinizin hareketli parçalarındaki yağı da sökmüş olacaksınız zamanla. Eğer bisikletinizin parçalarını kendi kendinize sökemiyorsanız şayet dediğim gibi su ve sabundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Genelde bisiklet parçalarını kendileri sökebilen insanlar bisikletlerini su ve sabunla yıkarlar. Ve mevsim geçişlerinde arkadaşlar bu parçaları sökerekten tekrar yağlarlar ve tekrar monte ederler. Bu sayede onlar için hiçbir sıkıntı yok ama bizim gibi bisikletin oynar hareketli parçalarını kendi kendine sökemeyen insanlar için bu ciddi onarılamaz sorunlara yol açacaktır. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle su ve deterjanı bisiklet temizliğinde ben tavsiye etmiyorum, kullanmıyorum. Bu ilk videoda sizlere hızlı ve pratik nasıl zincir temizlenir bunun hakkında bilgi vereceğim. Bunun için gerekli malzemeler arkadaşlar 1 adet zincir temizleyicisi veya mazot. Ama ben zincir temizleyicisi kullanıyorum. Birçok yerde bundan bulabilirsiniz. Özellikle bisikletçilerde muhakkak vardır. Bundan temin etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci malzememiz de arkadaşlar 1 adet mutfak rulosu veyahut da 1 adet eski tişört olabilir. Onu yırtarsınız. Onunla da işleminizi yapabiliriz. Ben arkadaşlar ama her yerde bulabileceğiniz mutfak rulosunu kullanacağım. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar bunun için iki yöntem var. Birincisi bisikletinizi ters çevirerekten işleminizi yapabilirsiniz. İkincisi de arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi bisikletinizi duvara asabilirsiniz. Ben arkadaşlar bisikletimi duvara asarak işlemi yapacağım. Ama evinizde eğer bisikletinizi asabileceğiniz bir yer yoksa şayet benim gibi bisikletinizi ters çevirerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar mutfak rulosundan şu şekilde iki yaprak koparıyorum. Ama dediğim gibi bu işlemi tişörtle de yapabilirsiniz. Eski bir tişörtle. Bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde tekrar katlıyorum. Bu şekilde yine katlıyorum. Şu hale geliyor. Daha sonra arkadaşlar sıvıyı buraya döküyorum. Tam ortasına. Şimdi zincir temizleme işlemine geçeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar sıvımız üst tarafta. Bu şekilde zinciri sıkıyorum ve pedalımı geriye doğru çevirmeye başlıyorum. Bunu biraz yapıyorum bu şekilde. Belli bir süre sonra zaten zincirim temizlenecektir. Evet, gördüğünüz gibi zincirimiz bayağı bir temizlendi. Tabi bu işlemi burada bitirmeyeceğiz. Başka bir mutfak rolesi alalım. Hemen tek yaprak alabilirsiniz. Bu
sıvıdan döküyoruz. Evet, şimdi bu sıvıyı arkadaşlar arka aktarıcımızın şuradaki deliğine getiriyoruz ve tekrar döndürmeye başlıyoruz. Bu şekilde buradaki oynar parçayı da temizlemiş olduk ve şuradan tekrar bastıracağım şimdi. Evet. Şimdi de bu tarafında yine bir delik var. Oradan da temizleyelim şuradaki oynar parçayı. Arka tarafından da temizliyorum. Şimdi mutfak rölesinin kuru kısmıyla arkadaşlar biraz daha aynı işlemi yapıyorum ki fazla sıvıyı geri toplayalım. Yine bu şekilde kuru kısmıyla yapıyorum çünkü fazla olması da iyi değil. Tekrar arkadaşlar kuru kısmıyla serpanın zincirini temizliyorum. Tekrar fazla malzemeyi geri alıyorum serpağa. Evet, aynı kolunuzu da biraz temizleyebilirsiniz. Ve yine ön aktarıcınızı arkadaşlar temizleyebilirsiniz. Benim bu arada eldivenim bitmiş, o yüzden çıplak elde yapıyorum ama eldivenle yapmanızda yarar var. Evet arkadaşlar, şimdi yakın çekime geçiyorum sonucu görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi bisikletin zinciri gayet parlıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu oynar parçalar gayet temizlenmiş durumda. Evet dostlar, zincirimizin de temizliğini bu şekilde bitirmiş olduk. Hesaplarsak şayet en fazla 3 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum. Bu şekilde zincirinizi sık aralıklarla temizlerseniz zinciriniz temiz kalacaktır. Ben haftada 2 defa bu işlemi yapıyorum. Çünkü zaten evimde ve işlem 3 dakika sürüyor. Bu sayede zincirim her daim temiz kalıyor. Bu benim için önemli. Ben zincir konusunda gayet titiz bir bisikletçiyim. Eğer offroad bisikletçisiyseniz ve bisikletiniz sürekli çamur oluyorsa bu yöntem pek de işe yaramayacaktır. O yüzden bisikletinizi su ve sabunla yıkamanız daha yararlı olacaktır. Ama yine de dediğim gibi su ve deterjan oynar parçalardaki yağı da sökecektir. Bu yüzden mevsim değişmelerinde bisikletin oynar parçalarındaki yağı değiştirmeniz, yenilemeniz tavsiye olunur. Evet arkadaşlar, bisikletimizin zincirinin yağ sökme işlemini şu an gerçekleştirmiş olduk ve bisikletimizin zinciri şu an parlıyor. Yani tertemiz oldu. Ama şöyle de bir mevzu var. Bisiklet yağı sürmeyi 2 gün erteliyoruz. Neden derseniz şayet bisiklete sürdüğüm bu sıvı yeni süreceğiniz yağı da sökecektir, etki edecektir ve bisikletin yağını inceltecektir, seyreltecektir. Bu açıdan 2 gün bekliyorsunuz, ondan sonra yağ sürüyorsunuz. Normalde bu sıvı şu şekilde kullanılır. Bu sıvıyla yağı sökersiniz. Daha sonra da su ve deterjan yardımıyla bu sıvıyı da zincirinizden sökersiniz. Kurumasını beklersiniz zincirinizin ve daha sonra da zincir yağı sürersiniz. Ama biz su ve deterjan kullanmadığımız için bu şekilde 2 gün bekliyoruz. Bu sayede de sürdüğümüz bu sıvı uçacaktır. 2 gün sonrasında da bisiklet yağımızı sürüyoruz ve tertemiz yolumuza devam ediyoruz. Zincirimizin de bakımını bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, hızlı ve pratik bir şekilde zincir temizliğinden bugün bahsettim. Daha sonra da kadro temizliğinden bahsedeceğim. O da hızlı bir yöntem. Daha sonraki videoda onu da göreceksiniz zaten. Eğer soru ve görüşleriniz varsa aşağıdaki yorum paneline yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Kanalıma hala abone değilseniz şurada veya şurada olacak. Oradaki butona basarak abone olabilirsiniz. Bu beni çok memnun eder. Bu sayede daha fazla insana ulaşmış olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer bisikletinizin üzerine zincir yağı sürerseniz daha önce sürdüğümüz yağ sökücü yeniden daha önce sürdüğümüz yağ sökücü sonradan sürdüğümüz yağı da sökecektir. Ne söyledim lan ben?